Merhaba arkadaşlar, Kıbrıs gezimize San Barnabas Manastırı ile devam ediyoruz. Aslında Salamis Harabelerine giderken buranın tabelasını görüp burada bak kilisesi varmış, hemen dönelim buraya da gidelim diye geldik. Daha önceki videolarda da bahsettim ya, ben Kıbrıs'ta bu kadar çok gezilecek yer olduğunu bilmiyordum bu arada ama iyi ki de dönüp gelmişiz. San Barnabas aslında Hazreti İsa'nın yanındaki 12 havariden biri değil ama sürekli yanında bulunan ve Hazreti İsa'nın söylediği her sözü kaydeden birisi. Esasında kendisi Yahudi asıllı. Yani ancak Hristiyanlığın yayılması için çabalayan kişilerden bir tanesi. Ama arkadaş olayı birazcık abartıyor. Yani Hazreti İsa'nın ağzından çıkan hemen hemen her sözü yazmaya başlıyor. Bundan rahatsız olan işte Hazreti İsa belli bir süre sonra bildiğim kadarıyla yanından uzaklaştırıyor gibi bir mevzu var. San Barnabas'ın bir İncil'i var. Hatta bu İncil'le alakalı işte bayağı bir tarihimizi, hatta yakın tarihimizi araştırırsak işte bir nüshasının Kıbrıs'ta bulunduğu, hatta çatışmalar yaşandığı vesaire vesaire gibi konularla alakalı epey bir haber var. Şimdi size burayı tanıtmaya devam edeyim en iyisi. Şimdiden iyi seyirler. Salamis Harabelerine giderken biz buraya döndük ve uğradık. Geldiğimizde aslında burası bir kilise. İçerisinde böyle güzel motifleri olan, resimler olan, işlemeler olan güzel bir yer. Aynı zamanda tabi ziyarete de açıldığı için böyle gözünüzde bir medrese gibi canlandırabilirsiniz. Yani bir bahçesi var, bahçenin içerisinde bir sürü odalar var. Geniş bir avlu, bir sürü odalara açılıyor. Bu odaların içerisinde de böyle tarihi eserlerin, geçmiş döneme ait işte küplerin, cam eşyaların ya da farklı böyle materyallerin sergilendiği bir müzeye çevirmeye çalışmışlar. Hani odaların içerisinde muhakkak gezersiniz. İlk başta biz kapalı sanmıştık filan. Böyle bir girmiyorduk. Ama sonrasında baktık ki ya burası da gezilebilir bir yer. Orada da böyle bayağı tarihi eserler filan sergilenmekte. Burası bir kilise dediğim gibi. Kilisenin içerisinde yani güzel alanlar var, kilisenin iç kısmında güzel işlemeler var, yazılar var, fotoğraflar var. Zaten video içerisinde bunların hepsini göreceksiniz. San Barnabas'ın mezarı buranın dışında, yani hemen bu binanın aslında karşısında. İçeriye girerken çok cüzi bir ücret ödüyorsunuz bu arada. Ama ola ki hani ben içeriye girmeyeyim, direkt San Barnabas'ın mezarına gidip bakayım derseniz şayet. Sanırım ücret ödemenize gerek kalmaz çünkü bu binanın girişinde bir gişe var ama mezarın bulunduğu alan tam bu binanın karşısında yer alan kısımda. Dolayısıyla sadece orayı merak ediyorsanız, hani ben kilisenin içini görmesem de olur diyorsanız direkt oradan mezarına da gidebilirsiniz. Aziz Barnabas, yani San Barnabas bu Hristiyanlığı yayma çabası içerisine girmiştir ve bu çabasından ötürü aslında yine kendi soydaşları olan Yahudiler tarafından öldürülmüştür. Enteresan bir hikayesi var bu arada. Şöyle geçiyor öldürülüşüyle alakalı olan mevzu. Kendi soydaşları olan Yahudiler Aziz Barnabas'ı öldürüyorlar ve denize atmak için gece yarısı bir bataklığa saklıyorlar kendisini.
yani naaşını. Ancak San Barnabas'ın öğrencilerinden birkaç tanesi bu sakladıkları yeri görüyor ve gece oradan bu cesedi kaçırıyorlar. Getirip şu anda bu kilisenin bulunduğu yerdeki, şu an işte mezarının bulunduğu yerdeki, rivayet bu şekilde, yerde saklıyorlar. Fark ediliyor. Bu öğrencileri de hatta görüyorlar, fark ediyorlar. Kovalamaca vesaire filan yaşanıyor ancak yakalanamıyorlar öğrencileri. Mezar yeri de burada kalıyor. Neredeyse olayın üzerinden bir 300-400 sene geçtikten sonra biri Aziz sanırım, yani bir yerin kilisenin başpiskoposu gibi birisi şeyi söylüyor. Rüyamda gördüm, mezar yeri burasıdır diye söylüyor. Bölgede aramalar başlatılıyor. Bu aramaların neticesinde mezarına erişiliyor. Mezarının yeri bulunduktan sonra o dönem işte yine piskoposluk yapanlardan, işte devlet yönetiminde bulunanlardan birileri belli bir miktar bağış yapıyor. Bu bölgeye kendi adına bir kilise kurduruluyor. İşte mezarının olduğu yer, yerin üstü daha doğrusu, kapatılıyor vesaire. Yani bugünkü gezmeye başladığımız yapı aslında bu defin işlemi gerçekleştirdikten bir 430 sene sonra filan mezarının tekrardan bulunmasıyla inşaat çalışmalarına başlanıyor ve belki de 450 sene sonrasında böyle bir yer haline getiriliyor. Ama gezmesi keyifli. Yani Kıbrıs'a eğer geldiyseniz, dediğim gibi ben hakikaten bu kadar çok gezecek yer olduğunu bilmiyordum. İyi bir planlama gerçekten yapmak lazım. Yani Girne tarafında ya da havaalanında işte indiniz, ilk önce yakın olan Girne'ye vesaireye gidip oradaki yapılar, daha sonrasında Mausa tarafına geçip oradaki yerler, işte burası da tam ortada kalıyor yani Mausa'ya da çok yakın. Girne'ye gerçi birazcık uzak ama Lefkoşa Girne tarafına. Ama tam ortada kalıyor diyebiliriz işte buradaki yerleri filan. Kıbrıs'a gelmişken muhakkak güzel bir planlama yapın, muhakkak da gelip gezin. Yani hem Santa harabelerini, Santa harabeleri değildi ama ya, yanlış söyledim galiba ben ismini, Santa harabeleriyle karıştırdım. Şu an düşünüyorum, Santa değildi, Salamis harabeleri. Evet, Salamis harabeleri. Yani hem Salamis harabelerini hem de bu San Barnabas'ın işte kilisesini gelip aynı günde gezebilirsiniz. Salamis harabeleri bu arada çok büyük bir alan. Yani ayağınızda spor ayakkabı olsun. Hatta eğer böyle denize girilebilecek bir havada falan gittiyseniz yanınıza bir sırt çantasının içerisine şort, havlu vesaire tarzı şeyler de koyup böyle bir yarısını gezip bir denize kendinizi atıp ondan sonra kalan yarısını falan gezebilirsiniz. Neredeyse günün yarısını alacaktır bu bölgeyi gezmek. Ama bayağı keyifli olacak ya. Biz gezerken çok eğlendik. Umarım siz de izlerken eğlenirsiniz. Video birazcık daha uzun. Yani kilisenin içerisindeki gezi var. Siz buraları izlerken ben de artık anlatımı en iyisi sonlandırayım. Şimdiden iyi gezmeler dileyim sizlere.
Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz işte böyle bir beğeni atmayı, bir de kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bu arada güzel yerler ya, gezmenizi de tavsiye ederim. İnşallah herkesin yolu bir gün düşer. Belki birbirimizi tanımasak da yollarımız oralarda bile kesişebilir. Şimdiden iyi seyirler, kendinize iyi bakın, iyi tatiller.